Evet, Gazi Köyü'nün eski esnaflarıyla sohbetlerimiz devam ediyor. Kıymetli okurlarım, bugün yine Gazi Köyü'de yıllarca emek vermiş, Gazi Köyü'nün havasını, soluğunu yaşamış, burada esnaflık yapmış çok değerli bir abimizle, Sayın Şevki Üresin'le beraberiz. Kendisini Şevki abi, Şavki abi diye biz biliyoruz ama Şevki abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Allah razı olsun. Sizden de. Şimdi okurlarımıza Gazi Köyü yöremizin eski esnaflarını, buraya yıllarca emek vermiş insanlarını tanıtmaya çalışıyorum. Bize Gazi Köyü'deki sürecinizi anlatır mısınız? Önce kendi özgeçmişinizi, Şevki Üresin kim, ne zamandan beri burada, Gazi Köyü'de ne yapıyor, ne işle uğraşıyor? Evet, Gazi Köyü'nde küçük bir esnafık. Makam ve mevkisi olmayan, duvar dibinde oturan küçük bir esnafık. Gazi Köyü'ne ben Ceyhan, 1948 doğumlu Ceyhanlı olarak 71'de geldim. 71'den beri Gazi Köyü'nün vatandaşı olarak çalışmaktayım, kalmaktayım ve geçerli olarak kendimi görüyorum. Gazi Köyü'ne geldiğimde Gazi Köyü'nün 3000 nüfusu 1800 seçmeni vardı. Efendim şimdi ise Gazi Köyü'nün 1500 nüfusu var. 900 seçmeni var. Köyümüz kasabaydı, belediyelikti. Şimdi belediyelik de Türkiye genelinde alınan belediyelik gibi buralardan da alındı. Buralar temizlikten, elektrikten, şundan bundan her şeyden mahrum kaldı, geri kaldı. Köy sahipsizdir. Köye çok bakımlı bir yetkili bir vatandaşımıza da ihtiyacımız vardır. Köyümüzün bir takım da sorunları vardır. Yolu vardır, elektriği vardır, suyu vardır, okulu vardır. Bu insanların da bu olaylarla da ilgilenecek bir yetkili vatandaşa da ihtiyacımız vardır. Örneğin elektrik kesiliyor, aramakla gelmiyor. Su kesiliyor, aramakla gelmiyor. Buna da sahip çıkan hiçbir kimse yoktur. Ben bu kadarlık küçük ve az da olsa bilgilendirdiğim için sayın yetkiliye teşekkür ederim Türkeş Bey'e. Sağ olsun, var olsun. Şimdi ben teşekkür ederim. Şavka abi sizlere tanıtmak istedim ama Şavka abi bütün dertlerini birden döktü Gazi Heh. Köyü ile ilgili. Şavka abi istersen şöyle bir Gazi Köyü'nün eskilerini bir konuşalım. Hani eskiden Gazi Köyü'de bu işte 70'li yıllarda 80'li yıllar arasında siz terzi olduğunuz için biz de o zamanlar öğrenciydik. O zamanlar bir İspanyol paça modası vardı. Hatırlar mısınız? Ya bırakalım onları boş ver. Yok yok Tabii şimdi. hatırlıyorum 30 santim dizi dar paçası geniş. Onun da adı İspanyol'da. Şimdi de o tersine oldu. Paça 14-13'e düştü yani. Tersi Tersi çevrildi. çevrildi. Ama o zaman çok büyük ilgi vardı. Tabii mesleğe, sanata çok büyük ilgi vardı. Efendim müşteri çok boludu. Şimdi ise hiçbir şey yok. Bomboş yani. Esnaf olarak hiçbir gelirimiz, giderimiz yok yani. Hep kahvede okey oynamaktan başka günümüz geçmiyor. Yine eskilerden kalan eski müşterilerimizden hatırnaz dostlarımız var. Onlar geliyor, sohbet ediyoruz. Günün, kasabamızın güncel sorunlarını değerlendiriyorum. Hatta bunun yanında şunu da ekleyebilirim. Bu kasabada çok sözü geçen insanlar vardı. Bir iş yapacakları zaman, bir karar alacakları zaman birilerine otur dedikleri zaman otururdu. Şimdi ise o büyükler rahmetli oldu. Hiç kimse kalmadı. O küçükler de hep benim diyor. Herkes bir baş çekiyor. Köyde bir tutkunluk, birlik ve beraberlik de kalmadı şu an için. Bunu da belirtmekte fayda var yani. Evet, bir de şimdi sizin iş yerinizin üstünde eskiden bir muhtar konağı gibi, muhtar evi gibi bir yer vardı. Burada öğretmenler de kalıyordu, hatırlıyor musunuz? Tabii orada öğretmenler de O kalıyordu. zaman çok görkemli bir Evet. kasabada. Gazi Köyü Şatabatlıydı. Çok öğrenci vardı burada, ilkokulda, ortaokulda, lisede. Bu öğretmenler de kayboldu, bu okullar da kayboldu, bu öğrenciler de kayboldu şu an için. Hiç kimse yok yani. Peki, Gazi Köyü'nün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani ne yapılması gerekiyor? Hatalar ne oldu? Nasıl bu hale geldi? Gazi Köyü'nün hataları niye bu duruma geldi? Belediye gitti, belediyenin araç gereçleri gitti. Başkanlık gitti, hizmet kalmadı, geriye kaldı. Ha şimdi Gazi Köyü'nün Gazi Köyü olması için İlçe, ilçe. kalkınabilmesi için Koza'nın il olması, buranın ilçe olması.
Bu da olmadığı takdirde bu köyle canla başla uğraşacak bir muhtar adayına bütün Gaziköy halkı destek vermesi lazım ki o vatandaş köyün dert ve dileklerini yetkili makamlara ulaştırarak bu sorunu çözmesi lazım. Bunu da yapmadıkları müddetçe böyle çok bir ücra köşede kalmış bir köyne köy gibi kayıp olur gider ve olmakla da devam ediyordur. Evet, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Değerli okurlarım, bu hafta size yine Gaziköy'ün değerli bir esnafını, Sayın Şevki Üres'ini tanıtmaya çalıştım. Şevki abi, diğer esnaflarımız gibi Gaziköy'de yaşamanın verdiği sıkıntıları çeken, yaşayan bir insan. Gaziköy'e özellikle burayı yöneten Sayın Kaymakamımız, Adana Valiliğin, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Kozan Belediye Başkanları'nın, Gaziköy'e hizmet getirebilecek herkesin artık elini taşın altına koyup burası için bir şeyler yapması gerekiyor. Yoksa mükemmel bir kasabadan biten kaybolan bir mahalleye doğru gidiyoruz. Evet, evet tüm okurlarımıza en içten sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyorum. Ben Türkeş Manga.